Acer Mobil Dünya Kongresi'ne Liquid J2 adını verdi. Yeni akıllı telefonu getirdi. Liquid J2'nin en önemli özelliği kullanıcılara bulut depolama alanı sunması. Birazdan özelliğe geleceğiz ancak öncelikle bu telefonun teknik detaylarına bir göz atalım. Liquid J2'de 5.5 inç Full HD ekran yer alıyor. Ekranın etrafını çevirleyen çerçevenin büyük olmadığını, geniş olmadığını söyleyebiliriz. Böylelikle 5.5 inç ekranlı telefonu elinizde rahatlıkla kavramanız mümkün oluyor. Telefonun inceltilmiş profili de ergonomiye olumlu katkıda bulunuyor. Aynı zamanda arka yüzeye baktığımızda da arka yüzeydeki hafif kenarlığı doğru kavis de telefonun tutuşuna, rahat tutuşuna olumlu katkıda bulunuyor. Telefonun arkası plastikle kaplı ve bu plastik yüzey fırçalanmış görünüme sahip. Bu açıdan Zenfone 2'yi andırdığını söylemek gerekiyor. Telefonun arkasında 21 megapiksel çözünürlüklü bir kamera var. Bunun yanı sıra çift renkli LED flaşını görüyoruz. Altta garip bir bölüm göreceksiniz. Bu cihazın hoparlörü. İlginç bir hoparlör tercihini yaptığını söylemek gerekiyor Acer'ın Liquid J2'de. Aynı şekilde benzer bir hoparlör ızgarasını ön tarafta da görüyoruz. Arkadakinin biraz daha küçüğü IZ hoparlör olarak ön tarafta da yer alıyor. 8 megapiksellik bir selfie kamerası var Liquid J2'nin. Acer Liquid J2'de Qualcomm'un geçen yıl çıkarmış olduğu ve LG G4'te de görmüş olduğumuz Snapdragon 808 işlemci yer alıyor. Qualcomm Snapdragon 808 işlemcinin bu telefonun hitap ettiği kitle ve bulunduğu segment düşünüldüğünde mantıklı bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. 30 GB dahili hafıza var ve bunun yanı sıra Acer Liquid J2'nin 1 TB'lık bulut depolama alanı bulunuyor. Bu 1 TB'lık bulut depolama alanı sayesinde Acer Liquid J2 kullanıcıları telefonlarının 32 GB'lık dahili alanıyla birlikte 1 TB'lık bulut depolama alanında kullanabilecekler. Böylelikle telefonlarında yer sorunu yaşamaları da söz konusu olmayacak. Acer Liquid J2'de Android 6 sınırlaşmalı uyku olarak geliyor ve Acer kullanıcı arayüzü bakımından çok fazla müdahalede bulunmamış. Görmüş olduğunuz gibi uygulama menüsü fazla bir değişiklik olmadan yer alıyor. Çeşitli Acer uygulamaları var. Bunun yanı sıra yine çeşitli oyunların da ekip olarak geldiğini görüyoruz. Acer'ın yapmış olduğu nadir eklentilerden bir tanesi ana ekranda sol taraftan parmağınızı kaydırdığınızda çıkan bir panel var. Buradan çeşitli haber başlıklarına, sosyal medya durum güncellemelerine, yerimlerine ulaşmak mümkün oluyor. Acer'ın Liquid J2 ile birlikte sunmuş olduğu ilginç bir de aksesuar var. Görmüş olduğunuz bir kılıf telefonun önünü ve arkasını kaplıyor ancak ortasında görmüş olduğunuz gibi çubuk şeklinde bir delik bulunuyor. Bu çubuk şeklindeki delik ekranın bu bölümünü kullanmanız olanak sağlıyor ve çeşitli bileşenler var. Böylelikle kılıfın kapağını açmadan çeşitli bilgilere ve araçlara ulaşmanız mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi ses kapatıp açma veya ses kaydetme, kamerayla fotoğraf çekimi, bunun dışında saat, tarih, hava durumu gibi bilgileri görme, telefonun çeşitli ayarlarını yapma, bu gibi özellikler bu görmüş olduğunuz pencereli kapak yardımıyla Acer Liquid J2 kullanıcılarına sunuluyor. Acer Liquid J2 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Mobil Dünya Kongresi ile ilgili tüm içeriklerimizi teknoloji.com'da bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.